Evet, selamun aleyküm arkadaşlar, günaydın, merhabalar, herkese hayırlı günler, hayırlı hafta sonları, hayırlı işler dileyelim, hayırlı istirahatler. Evet arkadaşlar, şimdi ben gece çıktım biliyorsunuz yola, buraya kadar geldim, burada uykum geldi, güzel de bir uyku uyumuşum, yattım aşağı, sabah saat olmuş 9, gece saat kaçta yattım, 2'de mi ne yattım arkadaşlar. 5.30-6'da uyandım, dedim biraz daha yatayım, biraz daha yatayım derken sabah saat oldu 9, 9'da. Ha, şimdi kalkacağız. Kalktık daha doğrusu. Aracımızı çalıştıralım. Yavaş yavaş Samsun istikametine doğru devam edelim. Malum bugün pazar, yükümüz yarın boşalacak. Gerçi gitseydik önümüze kimse girmeseydi iyiydi ama gidemedik. Ne yapalım? Yani acele etmenin de çok da bir anlamı yok. Ne kadar üstüne gidersen git, iş olacağına varıyor. O yüzden de arkadaşlar, biz böyle elimizi Cenab-ı Allah'ımıza açtık, nasibimizi bekliyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Sıkıntı yok. Cenab-ı Allah bize verdiği kadar biz işimize gücümüze bakacağız. Cenab-ı Allah istemedikten sonra zaten yiyecek ekmeğimiz de yok. İstedi ki şuradan bir tane ekmek aldık arkadaşlar. Hemen fırının yanındayım ben, durdum. Şöyle aracımızı çalıştıralım, yolumuza ufaktan ufaktan devam edelim bakalım. Ya Allah ya Bismillah. Şimdi aracımı çalıştırdım arkadaşlar. Bu araca da ne kadar su koyarsan koy, cam suyu seviyesi düşük değil. Bunun cam suyu seviyesi niye bu kadar düşük? Ben de anlamadım yani. Daha geçen ne bileyim vardı içinde zaten. 10 litre daha koydum. Yok. Üstüne su ekledim biraz. Gene yok. Herhalde bir 10 litre daha koyacağız. Devamlı arıza gösteriyor. Devamlı arıza gösteriyor. Arıza derken şey yani su seviyesi düşük diye gösteriyor arkadaşlar. Evet, şimdi şöyle azıcık bekleyeyim. Kaan'ın arabaları peş peşe geçiyorlar. Ben de burada durunca karşıdan bana korna çalıyorlar. Ama ben sizden değilim dayı. Yani sizden değilim derken sizin firmanın aracı değilim. Bu anlamda söyledim. Yoksa hepimiz birbirimizdenik yani. Kardeşik. Evet arkadaşlar, dediğim gibi yattık kalktık, yolumuza devam ediyoruz. Yalnız az önce telefon geldi. Telefon geldiği için arkadaşlar biraz ara verdim. Şimdi birader aradı. O da Hacı Hamza da yatmış. Halbuki o dün bayağı bir erken çıktıydı aslını sorarsanız. Evet, Serdar da yanımdan geçiyor. Serdar kardeşim. Serdar kardeşim yanımızdan geçiyor arkadaşlar. Bunlar da kargo yüklüyorlar. Kargoya çalışıyorlar arkadaşlar genelde. Şöyle dediğim gibi birader de Hacı Hamza da yatmış. Yani bir saat erken kalksam gelip burada onu yakalayacaktım. Beraber çıkardık ama o benden önce çıkmıştı. Ben onu gitmiştir dedim yani. Dün ben daha şey derken Gebze'deyken o dediğim gibi Gerede'deydi. Yolu bitirmiş olması lazımdı. Ben Osmanca Tosya'ya geldiğim zaman ben Tosya'da yattım ya. O da yatmış Hacı Hamza da gece saat 10'da 11'de yatmış orada. Sabahtan saat 8-8.30'da Hasan amca kaldırmış onu. Bedirköprülü bir Hasan amcamız var. Kalk çorba söyleyeyim sana da çorba içelim de giderik diye. Bu kaldırmış onu. Kalkmışlar, çorbalarını içmişler, çıkmışlar. Gelseydik biz de çorbamızı içecektik. Tek başıma hiç durasım gelmiyor arkadaşlar bir yerde. Öyle birkaç kafama göre arkadaşım olursa, mesela kankim olursa falan duruyordum buralarda ben. Kankim de bu ara bizi sattı. Kankim gerçekten bizi sattı bu ara. Ne arıyı ne soruyu. Ben ararsam arıyık. Ayda bir sefer aklına gelirse arıyı. Ayda bir sefer de işine gelirse. Olsun. Olsun. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Kaderde ayrı gayrı da düşmek varmış. Kankim ile. Biz 2 sene, 3 sene hiç böyle peş peşe gittik geldik. Zevkli bir çalıştıydık. İşler biraz sarpa sarınca kankim bizi sattı. O da der ki, o beni sattı der şimdi. Ne bileyim, gidiyoruz geliyoruz bakalım. Hayırlısı.
Ama gerçi arkadaşlar şimdi iş durumlarına göre hareket etmek gerekiyor bu ara. Yoksa öteki türlü sıkıntı, niye derseniz, yani birbirini beklediğin zaman illaki İstanbul'da ya da bu tarafta sıkıntı çıkıyor, kalıyorsun yani. O yüzden benim kalma gibi bir lüksüm kalmadı arkadaşlar. Benim biraz seferlerimi atmam lazım. Niye atmam lazım? Çünkü borçlar var biliyorsunuz, taksitler var, bilmem neler var. Biraz da ağır. O yüzden çalışmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ne yapalım? Yani zorlukları atlatmamız lazım ki ona göre hareket edeceğiz. Geçen gün buraya doğru gidiyorum. Arkadaşlar bir tane yakıt tankeri önümde. Yani şu adam demek ki arıza mı vardı? Yavaşmış demek ki. Yoksa tekerler mekerler öyle kürümedi, şey yapmadı adam. Önümde tak diye durdu gece. Yanımda da aynı bu şekil tır var arkadaşlar. Kaçma da kaçamadık. Bak geçiyor. Aynı bu şekil. Öndeki sarı tır gibi düşünün. Kaçma da kaçamadık. Adama böyle yarım metre kaldı arkadaşlar ya. Durabildim yani. Yarım metre. Yoksa bodoslama adama arkadan vuracağız. Bir anda durdu adam. Perişan edeceği derip bizi ya. Yağmurlu. Akşamdan beri yağıyor arkadaşlar ya. Şeyden beri, Düzce'den beri inceden atmaya başladıydı. Bu yanlara doğru, şeylere doğru Gerediği geçtikten sonra İsmet Paşalara doğru bayağı bir çoğaldıydı yağmur. Dedik hem yağmurlu hava, rahat rahat bir yatalım. Hem de uykum vardı. Vardım kafiyi yattım. Ne olmuş? Şu İranlı gaza mı yapmış gene? Kış geldi arkadaşlar artık. Yani bu kar yağacak. Bazı yerlere yağdı zaten de bizim bu güzergaha da yağacak yani. Yol iz olmuş, arabayı o yana bir yana iteliyor arkadaşlar. Buraya doğru. Millet
Milletin petrole girip mazut alası bile yok artık ya. Biraderle muhabbet ediyorduk demin. Telefon kesildi. Dünkü girdiğimiz yer sıkıntılıydı arkadaşlar. Tuğla boşalttığımız yer, ana caddenin üstü, tam çarşı trafiğin yoğun olduğu bir yer. Yani bayağı bir kötü yer idi. Bir ara arabanın içinden inip binmek bile bir zulüm idi arkadaşlar. Sağlı sollu araba çekmişler. Kapıları açıp inemiyorsun yani. O derece oldu. Sıfıra sıfır girdiydi buraya. Oraya birkaç araba daha tuğla gider yani. Birkaç araba dediğim gene 3-4 araba daha gider. Olta alalım da ha bu gölmeçten balık tutalım biraz. Gölmeçten. Caner Usta! Caner Usta arada bir göletten gidiyor tutuyor. Mangalı da yakıyor, bir şeyler ediyor da. Alemi yapıyor oralarda. Biz buradan Caner Usta'ma da selamlar, saygılar olsun. Aa, burada gölü görünce aklıma geldi hemen. Oltaları al gel. Burası da arkadaşlar küçük baraj, sulama barajı gibi bir yer. Ama şuralarda bir tesis olabilirdi mesela. Şöyle gölete karşı tesis yapılabilirdi buraya. Göle yakın. Güzel olurdu. Hele yazın. Gelip bu manzaraya karşı oturup çay içmek, burada bir çorba içmek, sabah kahvaltısı yapmak gibi, ne bileyim. Güzel olurdu yani. Hayatın zevkini çıkaracaksın arkadaşlar. Bu da bir gerçek. Yani biz yapamıyoruz bunları ama aslında yapmak gerekiyor. Niye derseniz, yani hem çalışıp hem de hayatın zevkini çıkaracaksın. Yani yaşayacaksın arkadaşlar. Aman ha gideyim ha geleyim. Yani sadece bizim için değil, bütün çalışan arkadaşlarımız için geçerli. Ben mesela senelerdir çalışıyorum. Sadece kendimizi çalışmaya adamışız. Yaşantımız yok yani. Bir sosyal faaliyetimiz olmadığı için artık yani yaş geçtikçe insan kendi kendine diyor ki ya sadece çalışmışız. Bir dünya görmemişiz. Ya mesela ben diyorum ya sadece çalışmışım. Hiçbir şey görmemişiz. Sadece maddi açıdan düzlüğe çıkalım diye şunu ödeyelim, bunu ödeyelim, şunu yapalım, bunu yapalım. Şöyle olsun, böyle olsun. İşte benim mesela evlilik konusunda işte kendimi düzlüğe çıkarayım, borcum harcım olmasın. Ondan sonra evleneyim. Yani aileme de güzel bir yaşam sunayım. Evlendiğimiz zaman karşımdaki insan da benimle beraber mağdur olmasın düşünceleriyle bu zamana kadar kendimizi attık ama yaş geçti arkadaşlar. Yaş 39-40 oldu. Bu saatten sonra da işte istediğin şeyi bulamıyorsun. Pozisyonu bulamıyorsun. Senin beğendiğin seni beğenmez. Seni beğeneni sen beğenmiyorsun. İşte ne bileyim böyle böyle şeylerden kaynaklanan durumlardan arkadaşlar olmuyor yani. Sosyal faaliyetini de yapmamışsın hiçbir zaman. Yaşamamışsın.
Ne bileyim ya. Ama dediğim gibi arkadaşlar, yaşamak gerekiyor yani. Hayatını da yaşayacağın bir yandan. He. Hayatını yaşayacağın derken kötü anlamda değil arkadaşlar. Yani bir sosyal faaliyetin olması lazım. Yeri geldi gezeceğin, yeri geldi oturacağın, yeri geldi kalkacağın. Ha, çalışacağın da ama yani sadece çalışmaya değil, kendine de biraz zaman ayırman gerekiyor. İnsanın yaşı geçtikçe bunu anlıyor ama tabii iş işten geçmiş oluyor. Yapacak da bir şey yok. Bu saatten sonra başın çaresine bakacağım diyorsun. Gene de yapamıyorsun. Gene de aynı şekilde devam ediyorsun arkadaşlar. Aa, şimdi hani biz bazen şöyle bir laf vardır. Fare geçemediği delikten kuyruğuna kabak bağlayıp da geçmeye uğraşır diye. Ben öyle yapıyorum. Geçemiyoruz delikten, bir de kuyruğumuza kabak bağlıyoruz. Bundan sonra o delikten geçmeye uğraşıyorsun. Tam düzlüğe çıkacağım diyorsun. Kendine bir şey daha, bir borç daha ediyorsun. Bir borç daha ediyorsun. Aa, şimdi tam düzlüğe çıkacaktık biz. Tuttuk bu arabaya bir ton borca girdik. Yani yapamıyor. Bizim tiniyetimizde yok yani arkadaşlar. Gezme alışkanlığı da olmamış insanız. Devamlı çalıştığımız için. Bu aktiviteyi de yaşamamışız hiç. Doğru dürüst. O yüzden böyle sıkıntılarımız var arkadaşlar. Gençlerimize de buradan yine söylüyorum. Arkadaşlar, çalışacaksın ama kendinize de zaman ayırın. Ailenize zaman ayırın. Yani bunları yapın. Yarın öbür gün hep pişman olsun. Gerçi şimdi gençlerimiz de pek umrunda değil böyle şeyler ama gene de umrunda olanlar vardır herhalde. Ben onlara buradan sesleneyim yani. Evet, yavaş yavaş da arkadaşlar bu lahana mana işleri başlar bizim Bafra'dan. Bakalım bu sene ne yaparız, ne ederiz, bakacağız. Herkes yatmış ya. Beni yolda izle geçen herkes gelmiş bir yerde yatmış illaki. Bak şimdi gelip frene bastığı yere bak ya. Gelip frene bastığı yere bak ya. İleride yol tek şeride düşeyim. Allah'ım ya. Buraya doğru da dubaları birisi çiğnemiş mi neymiş? Hacı dayı. Burada da yol atıyor adam arkadaşlar. Tam bu köprünün üstünü yaptılar gerçi buraya doğru ama tam şu ışıkların orada sıkıntı oluyor yani. Evet, şuraya durayım da arkadaşlar.
Şu eniştenin lokumunu alayım buradan. Oraya durayım da eniştenin lokumunu alayım buradan. Evet, sizi biraz bekleyeyim arkadaşlar. Çıkarken görüşürük.